Sayın milletvekilleri, depremle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Görüşülen konularla ilgili değil. Bir depremzede olarak eğer sayın grup başkan vekilleri de uygun görürlerse bir iki dakikada ben bir şey söylemek istiyorum. Deprem olduğunda ben Adıyaman'da yakınlarımı kaybettim. Evlerimiz yıkıldı. Adıyaman'a ulaşmaya çalıştık. Sanırım saat 5-6 sularında şeyden çıktık İstanbul'dan. İşte birkaç araç. Pazarca, daha doğrusu Osmaniye'yi geçtikten sonra viyadüklerin sandviç gibi olduğunu gördük. Oradan kurtulduktan sonra hani Nur Dağı'na girmeyip de Narlı üzerinden gitmeye çalıştıktan sonra Narlı Ovası'nı da bir şekilde geride bıraktıktan sonra manzara şuydu. Mesela Pazarcık. Bir tek transit geçişi var. Bir tarafı demir yolu da içinden geçtiği için bir tarafı göl, bir tarafı dağ. Tek bir geçit var. Tek bir ana arter var. Bunu belediye ayırt etmeden söylüyorum. Muhtemelen yol boyunca dört farklı belediyenin, dört farklı siyasal partinin belediyesi, ülkenin genel bir hali, kolektif bir sorumluluğumuz. Pazarcığın en yüksek binaları bir hünermiş gibi ana arterin iki yakasına yapılmış durumdaydı. Ve hepsi birden yola çökmüşlerdi. Ve biz oradan geçit bulup Adıyaman'a gidemedik. Döndük. Elbistan'dan girmeye çalıştık, olmadı, döndük. En son çare Diyarbakır'a gidip oradan Kahta tarikiyle Adıyaman'a girdik. İki gün geçti. Adıyaman'a da girdik. Adıyaman'da da aynı şey söz konusu. Ana bulvarlarda devasa bir yapılaşma izni ve yol iki taraflı kapanınca yardıma gelen ya da gelmeye niyetli olan hiç kimsenin yardıma ulaşamaması, o ana arterleri açık tutacak bir düzenlemeyi gönül bu maddelerde ya da en kısa zamanda görmeyi çok istiyor. Ne kadar kudretli olursanız olun, o yoldan geçemeyince hiçbir mana ifade etmiyor. İş makinesi geliyor, geçecek yolu yok. Bunu bir çok içime yara olmuştu. Bunu bir paylaşmak istedim. Anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. 10 dakika ara veriyorum.